1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren e, Amerika'daki evanjelistler, misyonerler, yani protestanlar Anadolu'ya geliyorlar. E, burada e, Hristiyanlaştırma faaliyeti başlatıyorlar. Tabii şunun da farkındalar. Ben ehli Sünnet şehir hayatı içerisinde e, camiyle, medreseyle, ulemayla karşılaşmış bir insanı Müslümanken Hristiyan yapamam. O dönem için özellikle. Ama kime yaklaşabilirim? Daha çok devletin işte e, teşkilatlanmış bir e, eğitim imkanından mahrum olan köylerin insanlarına yaklaşabilirim ve onları kandırabilirim. Onları misyonerlik faaliyetlerime dahil ederek Hristiyanlaştırabilirim şeklinde bir yol takip ediyorlar. Ve Amerika'da bunlar ciddi anlamda destekleniyorlar. Bunlara fon oluşturuluyor, vakıflar kuruluyor. Bunlar da o bölgede özellikle Ermeniler, Kürtler, e, Kızılbaş Alevilerle birlikte e, bunların aslında ee, Anadolu'nun işte Osmanlı'dan Selçuklu'dan da evvel bugün işte bizim Anadolu uygarlıkları olarak ifade ettiğimiz Hitit Uygur, pardon Uygur diyorum Murartu, e, Filikler, Lidyalılar gibi işte medeniyetlerin aslında kalıntıları olduğu, bunların daha sonra Hristiyanlığa entis şey olduğu, Hristiyanlığa inandıkları fakat Osmanlı'nın gelmesiyle beraber İslam'ı bir takım İslami bir takım unsurların da bunların dinlerine e, dahil olduğu hep ifade ediliyor. Tabii bunlar e, para da alınabilmesi için. Amerika'daki vakıflardan ve fonlardan para dalınabilmesi için abartılıyor. Şimdi birinci husus bu hocam. İkincisi Avrupa'nın tabi emperyalist bir yayılmacı bir politikası var. Sömürmek istiyor Anadolu'yu ve özellikle Orta Doğu coğrafyasını. Burada çatışma çıkartmak istiyor ve bölgedeki özellikle devlete pamuk ipliğiyle bağlı olan işte Kürtleri, Alevileri, Ermenileri, Kızılbaşları devlete karşı kışkırtıyor. Böyle bir tarafı var. Üçüncü husus modern zihnin milli bir din inşa etme, seküler bir dünya dini inşa etme var. Bu noktada yine az önce saydığım unsurları kullanma yoluna gidiyor. Osmanlı Devleti de tabi artık Jön Türklere yavaş yavaş terk edecek idareyi. Daha sonra İttihat ve Terakki gelecek. Milliyetçi, Türkçü bir zihin yapısı altında. Bunlar bunlara cevap vermek için yani hem evangelistlerin faaliyetlerine hem batılıların faaliyetlerine cevap verebilmek için bir söylem ortaya çıkartıyorlar. Diyorlar ki işte Yusuf Akçur olsun, Ziya Gökalp olsun, Ağolu Ahmet olsun, milliyetçi bir zihin dünyasını inşa etmeye başlıyorlar. Daha sonra Kızılbaş Elevilik üzerinde bir toplum mühendisi yapmaya gidiyorlar. Bir kısmı diyor ki, bunlar eski Türklüğe mensuptur, eski Türklüğün geleneklerini devam ettirirler. Ama şu an dağlı insanlardır, bunlarla anlaşılmaz. Birisi tam tersini söylüyor. Bunlar eski Türklüğü devam ettiriyorlar. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Yani bir ulus devlet yaratma ve bir ulus dini yaratma e, projesi e, ortaya konulmaya çalışılıyor. Fuat Köprülü de böyle bir ortamda dünyaya geliyor hocam. Ve ilk başlarda onun milliyetçi, e, Türkçü bir e, temayülü olmadığını görüyoruz. Fakat daha sonra Ziya Gökalp ile tanışıyor. Ondan etkileniyor. Türk Yurdu isimli dergide yazılar yazmaya başlıyor. Ve onun e, bir tezi var hocam. Devamlılık tezi, milliyetçiliği meşrulaştırmak için böyle bir tez ortaya atıyor. Nasıl bir şey bu? Biz Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar geldik, bir sürü devlet kurduk. Türklüğümüzü devam ettirdik. Nasıl devam ettirdik? Lisan ile devam ettirdik, dil ile devam ettirdik. O zaman bunu ne yapmamız lazım? Bunu bizim tekrardan canlandırmamız lazım. Bütün Osmanlı coğrafyasına, bütün o imparatorluk satına yaymamız lazım. Ve milliyetçilik bizi tek kurtaracak ideolojidir. Türkçülük bizi tek kurtaracak ideolojidir şeklinde bir inşa yapıyor. Yani devamlılık tezi üzerinden. Ee, tabii bunu yaptıktan sonra e, bunun üzerine eserler kaleme almaya başlıyor. Ve diyor ki e, iki tip İslam vardır. Bir tanesi yüksek İslam kültürü. Sünnilik dediğimiz şehirlerin inandığı İslam. İkincisi de heterodoks olarak telaffuz ettiği, onun heterodoks söylediği. Yoksa batılı bir kavramdır. İslam'a da çok uyan bir kavram değildir. Ve bunlar da göçebelerin inandığı İslam'dır. Bunlar başka milletlerle, medeniyetlerle ee, buluşmadığı, görüşmediği, karşılaşmadığı için bunların İslam anlayışı, hakiki İslam anlayışı şey pardon, bunların Türklük anlayışı hakiki Türklüktür. Bunların inandığı İslam da hakiki Türk İslamıdır şeklinde bir inşa yapıyor. Dediğiniz gibi hocam 1919'da ilk baskısında yayınladığında biz bunları göremiyoruz ilk mutasavvıflarda. Fakat daha sonra özellikle Milli Eğitim İslam Ansiklopedisi'nde yayınladığı Yesevilik maddesinde ve daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair yazdığı eserlerde ve daha sonraki makalelerinde, çalışmalarında Yeseviliğin, Aleviliğin, Bektaşiliğin sanki ki siz de buyurduğunuz zaten Alevilik aslında bir mezheptir yani baktığımız zaman bir tarikat değildir. Bektaşilik tarikattır. Bu şekilde bir algı oluşturuluyor. Yani Yesevilik, Bektaşilik, Kalenderilik, Haydarilik. E, nereye gidiyor? E, Yesevi'ye gidiyor. Ve gerçek İslam'ın da Alevilik ve Bektaşilik olduğu ki bugün de hala bu söyleniyor. Böyle bir izan ortaya konuluyor hocam. Bu noktada ne söylersiniz? Bunun bir geçerliliği, bir doğruluğu var mıdır? Evet köprülü 1919'da bastırdığı e, ilk mutasavvıflar kitabında Ahmet Yesevi'yi e, Hanefi, Sünni çizgide bir e, mutasavvıf olarak tanıtıyor iken daha sonraları 1950'li yıllar sanırım milletin Milliyetin Bakanlığı'nın bastığı İslam Anasyonu yazdığı Ahmet Yesevi maddesinde e, ben daha önce Ahmet Yesevi'yi yani işte Kur'an'a sünnete bağlı e, sünni yolda bir sufi olarak değerlendirmiş isem de şu anda kanaatim değişti. Onun işte Bektaşilere yakın, e, Bektaşi kültürüne yakın bir insan olduğunu düşünüyorum şeklinde kanaatin değişik değiştiğini ifade ediyor. Ee, burada işte vilayet nami Hacı Bektaş da bazı şeyler var. Onlara bakıyor. İşte oradaki bazı rivayetler e, kanaatin değiştiğini söylüyor. Fakat e, e, bu ispat bunun ispatla da zor yani bunu kanaat değişmiş ama bunu da belgeleyemiyor aslında. Bunda sağlam belgelerle Köprülü belgeleyemiyor ve vefat ediyor Allah rahmet eylesin. Şimdi dediğim gibi Orta Asya kütüphaneleri açıldı. 91 yılında Sovyetler Biri dağılınca gidip gelmeye başladık. Oradan yeni eserler bulmaya başladık. Köprülünün ulaşamadığı, göre görmediği, göremediği yeni eserler de ortaya çıktı. Onları da gördük. Dolayısıyla Köprülünün ikinci görüşü değil de birinci görüşünün doğru olduğu Ahmet Nesevi'nin heterodoks, gayri sünni bir insan olmadığı, gayet İslamiyet'e bağlı, Kur'an'a, Sünnet'e bağlı sünni bir mutasavvıf olduğunun yeni çıkan belgeler ortaya koymuştur. Yani Köprülü yaşasaydı, bizim gördüğümüz bu belgeleri, bu yazma eserleri görseydi muhtemelen o da üçüncü defa kanaatini değiştirirdi. Ha, ben 50'li yıllarda öyle yazmıştım ama bakın yeni belgeler ortaya çıktı, kanaatimi değiştiriyorum der idi. Yani bu, ilmi dürüstlüğe sahip bir insan e, idi e, Köprülü. E, o anlamda e, bunu böyle ifade etmek lazım.